Muhtaram Oynayjahon muxlislari dasturimizni kun mehmoni sahifasi bilan davom ettiramiz. Biz esa mamnuniyat bilan bugungi dasturimiz mehmonlarini tanishtirib o'tamiz. Studiyamizda xushovoz xonanda, ustoz san'atkor Ozod aka Sobirov hamda mahoratli sozanda Hamid aka Otajonov mehmon bo'lyaptilar. Xush kelibsizlar. Sog' bo'ling. Bahoriy kayfiyat qanday? Yaxshi, Xudoga shukr. Bahoriy kayfiyat albatta ijodga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Albatta, albatta. Bahorgacha tabiat uyg'onadi-ku. Ijodkorga ham ilhom bag'ishlaydi. Ha, albatta. Ertalabdan qo'shiq aytib kelmadingizmi o'zi? Ertalabdan ham qo'shiq aytibdi, bu shamol sal mishaytatdi-da. Hech qisi yo'q, bahor ob-havosi. Endi ozda aka, mana shunday elimiz orasida juda ham bir mashhur bo'lgansiz va hali hanuz elimiz sizning qo'shiqlaringizni sevib tinglashadi. Mashhurlikka erishish qanday bo'lgan? Bu siri nimada? Yoki o'zingizni bir ijod yo'nalishingizdami yoki o'zgacha ovoz yoki birorta bir qo'shiq sabab bo'lganmi? Balki qo'shiq sabab bo'lgandir. Bu mashhurlik odamni o'zining boyligi bo'lmasa kerak deb o'ylaymanda. O'zing ham boylik bo'ladi. Faqat ishlasang, mehnat qilsang, sof yurakdan tirishib yangi narsalar ishlasang belki mashhur bo'lish mumkin. Ben o'zim kutmay qolganmanda. Kutilmaganda adiqib ketganman. Bir Türkmen'de bir do'stlarimiz bo'lar edi. Turkmenistan Taxtada. O vaqtlar ochiq ham yer. Sozanda yigitlar, baxshi yigitlar deymiz. Bir donishib qoldik, mehmona borib. Shunda ular bizlarga qiziqdi, biz ularga qiziqib bizi qo'shiqlar ularga yoqdi, ularniki menga yoqib, turkmancha o'rgandim, nemishding deb gurunglashib boshladik. Shunda ular bir zapis yozib olamiz dedilar. O'zimni qo'shiqlarimni tayyorlab bordimdan. Endi oddiy o'zlarimizning ishi ribob, daryo akordionda aytamizmi ekan desam, ular bir 70'lik ritm blok qo'ygan ekanlar. Vaqtda yo'q edi u. Hozir endi sintezatorlar chiqib ketdi, dahshati. Shu vaqtda ham usul bilan duppatib estradniy qilib aytiladi ekan. U kechda soat 5 da boshladik zapisni, dongi 5 gacha bir kasetani emlab doldirdik. Tushib bo'lmaydi yani. Biz edi doirada xolasang tez ketasan, xolasang osonlashib aytib yurgangan. San'atkorni ovoziga moslab, ijodiga moslab. Shu shu ana shu kaseta kutilmaganda mashhur bo'lib qoldi-da. Odamlarga yoqib qoldi. Toza yo'nalish aytganingizning. Toza yo'nalish. Xalq san'atini uyg'unlashuvi ham desak bo'ladi. Shuning bo'lib qoldi-da. Balki shuning uchun ham xalq sevib qabul qilgandir. Balki aytib bo'lmaydi. Ishqilib kutilmaganda bo'lib qoladi ekanda. Demak, o'sha mashhurligingizga sabab turkmanistonlik ijodkor do'stlaringiz ham qaysidir ma'noda hissasini qo'shgan. Albatta, dum. Katta hissasini qo'shgan. Katta hissasini qo'shdilar. Sir bo'lmasa, so'z tanlashda ko'proq nimalarga e'tibor qaratasiz? Har doim bitta shoir bilan hamkorlik qilasizmi yoki oldindan buyurtma qilasizmi? Dunyoni so'z boshqaradi. So'z juda bir ilohiy qudratga ega so'zda bu. Bu kuch bu. Bizani yosh vaqtda ustozlarimiz o'rgatar edi. So'zni shunday aniq ma'nosini bilmayincha ashula aytma. Qaysi dilda aytsang ham so'zni o'rganib keyin aytinglar. Chunki no deb turganingni bilmasang shundan yomoni yo'q deb edi. Biz yosh vaqtda to'xtatib turib, "Osh so'zni aytib bering ma'nosini" deb xalq so'raydi edi. Shu so'zni ma'nosini bilmasang imtihondan o'tolmay qolar edik. Shuning uchun juda mas'uliyatlar edi. Shu vaqtda shoirlar bilan ko'p ishlashganman, keyin o'zim ham o'rganib klassik adabiyotlar, Alisher Navoiy, Mashrab, Ogoyi, Kamina, Maxtumquli, Saidi, G'aybi, Talibi, ishqilib, Firuz, hammasini men bo'lmasam biroz narsadan yodlab o'qib, lug'atlardan so'zlarni qidirib söz işler edik. Menalarını. Keyin bizim ben bir neşiktir şairçilikte kızıkar edim bir aç vaktimden. Şiir hem yazdım. Şiir hem yazarım ben ama hazırım bir karalap duraman çöprak. Özümü yüreğimden çıkan şiirlerini halka beresim geledi. Bizga ham ijro qilib bera olasizmi o'zingiz yozgan shiirlardan? Albatta.
Hazır 70-80 faiz özüm yazgalarımı aytaman da. Özü umuman, bana şu yazgan şiirlerinizi birinci bu kimge oku biraz? Özüme. Fakat özüm geçen ama. Yok, aile azalarınızı mı? Şimdi oğlum kızıkadı mesela, oğlum bilen, bana bir yenge şiir yazdım, gördüm. Keyin meslekleşemiz, oğam düşündüremem, oğam özünün fikrini bildirdi. Farzantlarınızda ham sanatka kızıkış var mı? Var, var. Farzantlarımdan var. Şimdi aktıklarımdan çıkartır. Kolab kuatlayısınız. Ava. Şimdi Azat Aka keling, elimiz, halkımız arasında meşhur bo'lgan qo'shiqlaringizdanmi yoki o'zingiz sevib ijro qiladigan qo'shiqlaringiz orasida baribir san'atkorni o'zi astoydil dilidan, qalbidan sevib ijro qiladigan qo'shiq bo'ladi. Ana shunday qo'shiqlaringizdan birisini ijro qilsangiz, eldoshlarimiz ham buni kutib o'tirishgan bo'lsa ajab emas. Endi bu ijodkorni yaratgan qo'shiqlari hammasi farzandimdan bo'ladi. Buni yomoni bo'lmaydi deb o'ylayman men. Çünkü bana hem mesela özümü yüreğimden mir verip bir şimdi iştiyak bilen aitken ben de bulanım. Çünkü sizler acıra atasırlar birisi buladı, ikisi buladı de yok. Hem mesela yaşı göreme. Nispeten kıyaslayın da var mı? Nispeten mümkün. Mümkün bulan. Mümkün. Karakterine karar. Maylı mı değiştiriniz? Hop. Getirgenen küzeyilde hanar bulgan otun yargan balta gavi tar bulgan eldinlen akan deryana kadri yok kurup kalsa hamma ona zar bulgan eldinlen akan kadri yok kurup kalsa ama ona zar olmanan İnsan yüreğine ginen bugün neçiç gözün bilen görmin baha verme hiç aybet kılma sonunda bulmağa ay geç gıybetçiler ota sazalar dolan gıybet kılma sonunda bulmagan ay geç gıybet keşler ota sazalar bulanan her kim göredi ne bosa baktığında merliki bülüner dursa aklında ne yakşılığını kollan biri baktığında niçeler dirlikte naçanar bulmanan (gülüyor)
Öçüp gitti o yılgın içe izle. Dünyadan öttüler büzrük ezizle. Azabullah yanında kimiz bizle. Bu yalgançı kime vafadar bulgana. Azabullah yanında kimiz bizle. Bu yalgançı kime vafadar bulgan. Bu yalgançı kime vafadar bulgan. İcra uchun o'z o'rnida minnatdorchilik izhor qilamiz. Ozod aka, endi agar o'z umuman hayotingizni o'zgartirishga imkon bo'lganda aynan nimasini o'zgartirgan bo'lardingiz? Hayotimnimi? Yo, o'z umuman imkon tug'ilganda. Ah, o'zgartirish imkoniyati bor sizda. Agar shunday imkoniyat bo'lsa edi menga. Men Xudo taolodan so'radim, hozirgi shu aqlimni 20-25 yaşta vaktime koyup vereyim dedim. Navkron küçük etvurgen, aynı şicat, icat kıladigen davrge. Siz en köp fakirlanadigen narsa bunu mu? Ben en köp fakirlanadigen dersem, aynı şu zeminde doğulganım. Xorazm farzandı. Xorazm farzandım ben, Uzbekistan farzandım ben. Kalabarsa şurada, köp piri kamullar ötken, buluğ insanlar ötken. Kamulcan atamız, pirimiz deyimiz, uluğ atamız bize şunu yolunda yürüpmiz de, bir kişkene sokmak içerisinde yürüpmiz. Şu insanların kışlaktaş buğanımdan fakirlanım an. Ama işkılıp Xorazmlı buğanımdan fakirlanım an. Juda yaxshi. Ozod Sobirov hayotida pul qanday rol o'ynaydi? Pul qanday o'ringa ega? Pul. Bu yomon savol berdingiz. Endi pulni yomon tomoni yo'q menimcha. Pul degan narsa odamning hayotida yaxshi rol o'ynaydi. Gerek vaqtda muammalarını bertaraf kılasın. Özüne hayatında bir zarık mı yaşıyorsan, lakin açıkçası yaşamaz. Meyarada. Meyarada. Demek ki mantıklı savollar bilen devam ettiremiz sohbetimizde. Tasavvur kılın stol üstüde 10 taşam yanıp durdu. Üçtesini uçurduk. Ne iş taşam kaldı? Yangan şamda sorup durdun mu siz? Üç kendi mi? Umumi şamlar sonra. Umumi. Hemmez durdu ki on ku. O ay takır nereye gitti? Ben üçüsü veçip durdu, kanı yanıp durdu. On dana. Maladeyiz, bildin yine. Cevap doğru elbette. Doğru mu? Topa doğru. Tomni yermini tamirlaş üçün 275 bin son pul sarflandı. Bütün tomni tamirlaşke kança mablağ getirdi? Tomni yarmini ta'mirlash uchun 275 ming so'm. Hmm. Butun tomni ta'mirlashga qancha mablag' ketadi? Matematikami bu? Mantiqiy savol. Yarmini ta'mirlashga 275. Endi 275 mingni qo'shsang 550 ming bo'ladi-da. Boshqa gap bo'lmadi endi. Bütün tamını dedi. Bütün tamını temirle miydi ki? Hayır, hayır. Hayır. Gap buluş mümkün ama. Gap buluş mümkün ama. Lekin köpçilik kemana şu savalını bergenimizde Huddi siz aytgandik 275 minli ikiye köpaytırıp 550 min son pul çıkarıp 550 min son getirdi degen cevap kılış etti. Hayır, lekin hayır. Bugün bana chiroyli javob berdingiz va to'g'ri. Latofatxon, keling endi mana shu suhbatimizni qizg'in jarayonida, suhbatimiz yakunida ustoz ijrosida bir go'zal sho'x tarona tinglasak va eldoshlarimizga ham a'lo kayfiyat ulashsak.
Juda ham yaxshi bo'lardi. Agar shu o'xtarona bo'lsa, biz teleekran orqali tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizni raqsga ham chorlaymiz. Rahmat. Marhamat. Aşıklık günahmez canım, günah kara gözünüzde. Aşıklık günahmez canım, günah kara gözünüzde. Kaynatıp coşturgan kanım, sevdim dege sözünüzde. Kaynatıp coşturgan kanım, sevdim dege sözünüzde. Günah kara gözünüzde. Sahudayım, sizi sütçü dil mulayım, yaratkan bolsa hudayım. Şunda benim ne günahım, günahsızda özünüzde. Şunda benim ne günahım, günahsızda özünüzde. Günah kara gözünüzde. Şarap içirmin kıldımez. Göz değmesin eles eles. Şarap içirmin kıldımez. İş giymeslik günah emez. Günah sizde yüzünüzde. İş giymeslik günah emez. Günah hoşra yüzünüzde. Günah hoşra yüzünüzde. Kaş kakman adı, kıya kıya bakman adı, adep kaş kakman adı. Hekimini yakman adı, evvel ahır izinizde. Hekimini yakman adı, evvel ahır izinizde. Günah kara gözünüzde, günah kara gözünüzde. Chiroyli ijro uchun sizga minnatdorchilik izhor qilamiz. Ijodiy parvozlar hamisha sizga hamroh bo'lsin deymiz. Doimo elimizni, xalqimizni ardog'ida bo'ling. Mana shunday sizni tinglaydigan muxlislaringiz baxtingizga sog'omon bo'lsin. Studiyamizda yana bir bor xush ko'rdik. Mana shunday qiziqarli suhbat bilan sizni yana dasturimizda kutib qolamiz. Qadrli yurtdoshlar, eslatib o'tamiz, bugun dasturimizda xushovoz ustoz san'atkorimiz Ozod aka Sobirov hamda sozanda Hamid aka Otajonov mehmon bo'ldilar. Tashrifingiz uchun tashakkur. Rahmat, rahmat. Sog' bo'lasizlar.